nezaretine memur ve yüzer fenlerle binler efendim sanatlarla tehcis edilmiş. Binler sanatlarla. o ne sanatlar var bizde. Mühendisinden tut doktoruna kadar değil mi? Dolmuşçuluk bile sanat abi. Şoförlük hepsi yani. Kamyoncu, şoför. Aklımızda ne kadar meslek varsa Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği bunlar nedir? Bir kabiliyettir yani. Mesela bir çaycı dolmuşçuluk yapamaz. Ben de çaycılık yapamam. Bir avukat gelip de bizim gibi çalışamaz. Değil mi? Herkesin ayrı neyi var? Allah ona göre bir kabiliyet vermiş abi. Bir zamanlar beni şeye aldılar böyle bir kasa işini aldılar. Kasaya çalışacağız. Ne diyorlar ona? Yemek yiyen yerlerde kasa. Arkadaş karıştırdım kafam beynim döndü. Yapamadım ya. Çocuk yapıyor ben yapamıyorum. Neden? E benim mesleğim, benim şeylerim araba kullanmak, dolmuşçuluk yapmak, onu yapmak. Ama o da onu yapamaz işte. Demek ki Allah herkese ayrı bir kabiliyet vermiş. Eskiden mesela rahmetli babam derdi ki, ya oğlum oku. İşte şöyle olman lazım okumaz. Ya şimdi diyordum ya herkes okursa. Şimdi hepimiz okuduk diyelim. <laughs> hepimiz mühendis olduk. Çöpçüye de ihtiyaç var. Yok mu abi? Var. Bekçiye de ihtiyaç var. E ee, başka? Terziye de ihtiyaç var. Dolmuşçuya da ihtiyaç. Şimdi herkes okusa, herkes mühendis olsa, kainattaki adalet ne olur abi? Alt üst olur ya. <laughs> Düşün Allah hep erkek yaratmasa, bir kadın yaratmasa. O da adalet var. Bak şimdi. Tefekkür ediyor. Erkek, kadın erkek Hep erkek. Kadın yok piyasada. Ne olur? Millet şaşırt sapıtır yani. Nesil gider kaybolu gider. Ve hep kadın dünyaya gelsin değil mi? Bak adalet tecelli ediyor. Allah adil ismi. Yani hatta öyle bir denge var ki. Kadını da erkeği de eşit yaratmış. Neden? Tenasül diyor. Yani nesil devam etmesi için böyle bir sistem olması lazım. Allah Allah. Bak ne yaptık? Hemen Risale-i Nur bize bir ufuk açtı. Tefekkür. Ha demek ki böyle bir sistemi Cenabı Hak yaratmış. Herkes mühendis olsa adalet gider. Herkes efendim şey olsa, mebus olsa adalet şey olmaz. Hayat gitmez. Aynen onun gibi demek ki insan binlerce sanatla diyor. Hepsi ayrı bir sanat. çaycılık bile bir sanattır abi. Sanat. Çöpçülük bile sanattır. Onları da hakir görmemek lazım. Ya, o kardeşlerimizi de hakir görmemek lazım. O da büyük bir meslektir yani. Evet. Fenler, binler sanatlara teçhiz edilmiş ve insan gürültülü diyor. Bak gürültülü mahluk. Gürültülü mesuliyetli nazırı ve kainat ülkesiniz arz memleketinde padişahı ezel ve ebedin gayet dikkat altında bir müfettişi. Demek ki biz Cenab-ı Hakk'ın nazarında çok dikkatli böyle. Cenab-ı Hak bizim hal ve harekatımızı ne yapıyor?